Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Diyarbakır'a hoş geldiniz. Ben size biraz özel bir soru sormak istiyorum Cumhurbaşkanım. Özel soru böyle zamanda sorulmaz. Çok özel değil Cumhurbaşkanım. Biz sizin merhum Ahmet Kaya ile olan muhabbetinizi biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Biz de kendisini çok seviyoruz ve şarkılarını halen severek dinliyoruz. Sizin bize anlatmak isteyeceğiniz bir anınız oldu mu Ahmet Kaya ile? Anlatırsanız seviniriz. Belediye başkanlığım döneminde Sayın Kaya ile bizim ilişkilerimiz bayağı ileriydi. Hatta bazı programlarıma özellikle rahmetli Ahmet Kaya'yı davet eder. Yani bunlardan mesela bir tanesi eski Ali Samiyen Stadı'nda yapılan bir programdı. O programa da katılmıştı. Ama tabii hepsinden öte de ben cezaevine giderken cezaevine gideceğimin arefesinde Yedikule'de büyük bir program düzenlenmişti. Yaklaşık 1 milyona yakın insan o gece oradaydı ve o gecenin önemli sanatçılarından bir tanesi Ahmet Kaya'ydı. Tabii Ahmet Bey'in o gün orada bazı ifadeleri vardı, çok önemli. Yani şiir okuyanların cezaevine girmediği bir Türkiye'nin özlemini yaşıyorum demişti. Doğrusu efendim, ama bak şimdi konuşuyoruz ve önceleri Ahmet Kaya'ya metiyeler düzenlerin o törende nasıl terbiyesizlikler yaptığını, nasıl tabak çanak kırmak suretiyle Ahmet Kaya'nın adeta üzerine saldırdıklarını gördüğümüzde bunların nasıl çok yüzlü olduklarını hatırlıyorum. Ve Yedikule'deki o konuşma unutulur gibi değil. Ben tabii Sayın Kaya'yı ülkemize getirmeyi arzu ettim başbakanlığım döneminde. Ve ailesine de bununla ilgili daveti yaptım. Ama aile buna o zaman maalesef sıcak bakmadı. Ve tabii bir sanatçı olarak özellikle de bölgenin önemli bir temsilcisi olarak gerçekten duyguların onun sesinde, sazında yer edindiği bir sanatçı olarak bir devirdi, geldi geçti. Onun için de ben tekrar ailesine başsağlığı dilerken kendisine de rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu arada siz Ahmet Kaya'nın deyimiyle bizim iki gözümüzsünüz. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır'a hoş geldiniz. Ben Elifan Baygut, Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Cumhurbaşkanım, bildiğiniz üzere Diyarbakır'da büyük bir festival düzenlendi. Sur Kültür Yolu Festivali. Biz bu festival sayesinde Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini dünyaya tanıtma fırsatı bulduk. Yıllarca silah seslerinin gölgesinde kalan bölgemizde bu kez sanatın ve sanatçının sesi yükseldi. Yüz binlerce insan katıldı. Ben de arkadaşlarımla festivaldeki etkinliklerde güzel vakit geçirdim. Birçok esnaf bu festival sayesinde kepenk kapatmaktan kurtuldu. Cumhurbaşkanım, gençler memnun, esnaf memnun. Fakat bundan rahatsızlık duyanlar oldu. Bir boykot çağrısında bulundular ama ellerinde patladı. Biz bu süreçte kimin gerçekten Kürtlerin yanında olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu vesileyle size ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, bitsin ondan sonra. Cumhurbaşkanım, geçen gün gençlere muhafazakar devrimciler 2023'ü inşallah başarıyla bitirecek dediniz. Bu kullandığınız kavram çok büyük bir etki yarattı. Ayrıca kendinizi de muhafazakar bir devrimci olarak nitelendirdiniz.
Sayın Cumhurbaşkanım, şunu çok merak ediyoruz Teknofest kuşağı olarak. Muhafazakar devrimci ne demek? Muhafazakar devrimci gençler nasıl olur? Muhafazakar devrimcilerin özellikle kimliği millidir, yerlidir ve vatanseverliktir. Ve muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Onun için Nuri Pakdil'i oku. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben gençlere tavsiye ediyorum. Nuri Pakdil'i muhakkak okuyun. Çünkü en büyük muhafazakar devrimci benim diyor. Öncelikle hoş geldiniz, sefa getirdiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Cihan Gözenoğlu, Şehit İnşaat Mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun kız kardeşiyim. Teröre verdiğiniz mücadeleden dolayı sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle sizler ve salonun önünde teröre ve terör destekleyenlere lanet etmek istiyorum. Terörü ve terörü destekleyenlere lanet olsun. Benim bir sorum olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Kiminle bilmiyoruz ama birileriyle görüştü. Adaylık meselesi gündemdeyken Amerika ziyareti bizlere çok manidar geldi. Siz bu ziyareti nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı? Şu anda galiba dün bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Herhalde izin verdiler. Büyük ihtimalle. İzin verdikleri için o da adaylığını Sivas'ta bir yerel radyoda açıkladı. Evet. Hayırlı olsun. Bu isabetli bir şey oldu. Evet. Türkiye, evet, Bay Kemal gibi bir adayı görmekle inşallah nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışını görecek, bunu beraber yaşayacağız. İnşallah. Bizim bir sıkıntımız yok. Aynen. Tamam. Tamam. Onlar bugüne kadar bu ülkede ne yaptılar? Hangi yatırımı yaptılar? Ellerindeki bu kadar belediye başkanlarıyla ne çıkardılar? Çıksınlar, bunları konuşsunlar. Aynen. Biz de bugüne kadar 20 senede ne yaptık? A'dan Z'ye hepsini milletimize anlatacak, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Durmak yok, yola devam. Kesinlikle.